15 Temmuz öncesinde devletin bütün birimleri içerisinde yuvalanmış bizzat Amerika'nın desteğinde bir terör örgütünden söz ediyoruz. Türkiye'de ikinci darbe tehlikesi var açıklamasıyla gündeme oturan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı emekli albay Hasan Atilla Uğur Habertürk televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de her an yine ikinci bir kalkışmanın olabileceğini görüyoruz. Bunun dışında içeriden aldığımız bilgiler var. Elbette ki bu bilgileri biz ilgili makamlarla paylaşıyoruz. Ama ben bunu Yeni Şafak gazetesinde röportaj verirken de çok açıklıkla söyledim. Hiç kıvırmadım. Uğur aldığı bilgileri ilgili makamlarla paylaştığını belirtti. Biz bunlarla ilgili bütün listeleri ilgili makamlara, yerlere gönderdik ve ikaz ettik. Biliniyor bunlar yani? Tabii ki biliniyor. Yani şimdi kimse 15 Temmuz'dan sonra bazılarının dediği gibi ya ben o gece anladım bunların bir terör örgütü olduğunu, bu kadar da bunun içinde varlarmış filan demeleri bizim aklımızda dalga geçmektir. Albay Uğur, yeni darbe girişimi nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. Yeni darbe girişimi bir önceki 15 Temmuz'daki gibi olmayacak asla. Şimdi bakın, PKK terör örgütü ile Fethullah terör örgütü arasındaki ilişki artık net olarak ortaya çıktı. Şimdi bu öyle bir örgüt ki kendi menfaatine olabilen durumlarda herkesle işbirliği yapabilir. Herkesle aynı kefeye girip her türlü eylemi yapabilir. Bakın PKK 15 Temmuz gecesinden itibaren bir ara verdi değil mi eylemlerine? Evet, bir anda durdu. Tabii, bir anda yani durdu. En fazla eylem yapma ihtimali evet. olan yerde durdu bir anda. Evet. Kandil'den verilen bir talimat var. Diyor ki askerlere diyor artık eylem yapmayın diyor PKK'ya. Bu çıktı bütün basın yayın organlarında. Polislere yapın diyor. Çünkü askerin içinde kendi adamlarının olduğunu ve bunların bir kalkışma yapabileceğinden haberdarlar. Bu çok açık. Ama bunlar kendi başlarına karar vermiş ya da kendi başlarına bunları yapmaya karar vermiş örgütler değil. Bunların bir üst aklı var. Biraz sonra size burada arz edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri derin devletinin ya da CIA'nin bu işin içinde olduğunu gösteren o kadar net açıklamalar ve belgeler var ki artık bunu tartışmaya bile gerek yok. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında NATO ve Amerika Birleşik Devletleri var. Uğur PKK ile mücadeleye ilişkin bilgiler de verdi. Terör örgütünün önemli isimlerinden Bahuz Erdal'ın öldürüldüğünü net bir şekilde dile getirdi. Evet, öldürüldü. Ben eminim, biliyorum. Çok net bilgi aldığım için söylüyorum. Lider konsepti diye bir konsept var Fatih Bey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna yeni yönelecek bundan sonra. Ben bunu da tavsiye ediyorum. Terör örgütü liderleri enselerinde Türk devletinin nefesini hissederlerse... Biz bunu yıllardır yazıyoruz. Tabii, alt taraf dağılır. Bu çok açık. Bahuz Erdal layık olduğu yere gitmiştir.